Merhaba arkadaşlar ben Forseti. Football Manager 2024'te yeni bir test videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda kanat forvetlerle ilgili bir testin sonucunu sizinle paylaşacağım. Hafta arasında kanalda bir anket yayınlamıştım. Burada hangi mevkideki oyuncularla ilgili bir test istediğinizi sormuştum. Burada kanat forvet ve merkez orta sağlar en yüksek oyu aldı. Ben de ikisi aynı oyu aldılar. Ben de bunlar içinden bir tanesini seçmek için de yine objektifliği bozmayayım diyerekten yazı tura attım ve kanat forvet rolü çıktı ve bu rolle ilgili bir test yapma kararı aldım. Daha doğrusu karar benim yerime alınmış oldu. ve bu testimiz de bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi testin sonucuna geçmeden önce kısaca bir hatırlatmada bulunayım. Hani ben e, bu testlerden memnunsanız bu şekilde devam etmesini istiyorsanız veya benzer şekilde devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip ve yorum yaparsanız memnun olurum. E, bunun dışında bir de bir arkadaşımız bir videonun altına e, kullandığım temayı e, sanırım izlemeyi zorlaştırdığını yazmıştı. Temayı değiştirebilirim. Bununla ilgili de yine bir kanalda anket yapacağım. Bu temayı beğeniyorsanız veya beğenmiyorsanız anketi oylarsanız sevinirim. Ben de o anketin sonucuna göre bu kullandığım temayı değiştirebilirim. Belki standart Bone Manager temasını kullanabilirim ben. Bu temayı kullanmayı seviyorum ekstra panelleri olduğu için oyun oynarken daha kolaylaştırıcı bir tema ama sorun değil ben değiştirebilirim yayınlar için en azından. Evet şimdi testin sonuçlarına geçeceğim ama öncesinde de bir testi yaparken hangi ne metodunu kullandım onu anlatayım. Yine bizim Senegal'deki 10 takımlık ligimizi kullandım ve burada yine tüm oyuncuların tüm özellikleri 10. Buradaki oyuncumuz gibi, diğer bütün oyuncularımız gibi. Bizim oyuncularımız da bir tanesinde sadece kanat forwards. Takım Her takımımızda dört tane kanat oyuncumuz var. Bunlardan hepsinin her takımdaki dört oyuncunun birer özelliğini arttırdım. İşte bu takımdaki oyuncuların bitiricilik özelliklerini arttırdım. Başka takımdaki oyuncuların rappling özelliğini arttırdım. Bunlar da yine 20 olarak arttırdım tabii ki hepsinden. Bunlar da bu rol için kanat forvet hücum. Niye? Çünkü standartta kullanılan Gegen standart taktikte burada kanat forvet hücum rolünde iki tane oyuncu var. Bu taktiği kullanmak istedim. O yüzden bu taktiği kullanırken de kanat forvet hücum oynatılıyor standartta. Bunu değiştirmedim. Ve kanat forvet hücumda kanat forvet ve hücum rolü oynatılırken gereken en önemli özellikler neyse işte burada yeşille görünen özellikler. Bunları takımlara dağıttım. Ama burada 8 tane özellik var en önemli olarak görünen. İşte teknik, ilk kontrol, dripling, bitiricilik, topsuz alan, önsezi, hızlanma ve çeviklik. İki tane fiziksel, iki tane zihinsel ve dört tane de teknik özellik var. Bunların yanına bir tane fiziksel, bir tane de zihinsel özellik ekleyeyim. Hani çünkü çok fazla teknik özellik var zaten diye. Hız, e, oyunda en önemli olduğunu bildiğimiz özelliklerden bir tanesi ve kanat forvet için de çok önemli olduğunu düşündüğüm bir özellik olduğu için hızı aldım. Zaten ikinci önemli özelliklerden bir tanesi olarak görünüyor hız. O nedenle bunu aldım. Buradan da zihinsel özelliklerden de kanat forvette aslında önemli olduğu hiç görünmeyen bir özelliği almak istedim. Kendi oyunlarımda bu özelliğin önemli olduğunu düşündüğüm için kendim de kanat forvet oynatırken kanat forvette veya fark etmez yani ters ayaklı kanat ya da kanat oyuncusu kanatta buralarda oynayan oyuncular için önemli olduğunu düşündüğüm bir özellik olan karar almayı ee, teste dahil ettim. Bunda neden dahil ettim? Şu yüzden arkadaşlar futbol menajeri oynarken illaki hepiniz yaşıyorsunuzdur bir oyuncunuz kanattan ceza sahasına girer topla ve buradan açısı dar dar açıdan Kaleci de burada beklerken şuradan şutunu atar kalecinin üstüne doğru. Sizin hatta şuralarda oyuncularınız vardır. Bir iki tane belki. Daha müsait pozisyonda onlara top vermesini beklersiniz. Ama oyuncunuz buradan şutu atar. İşte ben buna hep Batuhan Karadeniz özelliği diyorum. O çocuk çok gençken böyle bir olay yaşamıştı. Ve sonrasında da işte kral Yapmayacaksın, kral olmayacaksın diye bir açıklama yapmıştı. Futbol menajerdeki oyuncular da Batuhan Karadenizlik var sanırım. Böyle girip buradan kalecinin üstüne üstüne topu vurmayı çok seviyorlar. fm 24'te bunu biraz azalttılar ama hala var. Karar alma bunu en çok azaltan özellik açıkçası. Yani daha doğru karar almasını sağlıyor oyuncunun. Oradan vurmamalıyım. Hani içeride bir adam var boşta ona çıkarayım gibi. O yüzden de bu özelliği de aldım ve açıkçası gerçekten hani bu özelliğin değerli olup olmadığını görmek de istedim ben kendi için. Çünkü ben bunu dikkate alıyorum ama gerçekten yanlış mı yapıyorum, doğru mu yapıyorum? Bunu da görmek istedim. O yüzden burada hiç önemli değilmiş gibi görünen bu özelliği de dahil ettim teste. Evet şimdi testin sonucuna geçmeden önce Bizim taktiğimiz de bu şekilde işte. Size yine şuraya bir yere aa, oyuncuların oynadığı takımların puanlarını işte hangi özellikteki oyuncunun oynadığı takım en yüksek puan almış, en çok gol atmış ve oyuncuların bizim dört tane kanat oyuncumuz var. Bu dört kanat oyuncusunun toplamda attıkları sezonluk dört oyuncunun toplam gollerini ve toplam asitlerini şuraya bir yere, şuralara ya da şuraya bir yere videoya yapıştırırım diye düşünüyorum. Şimdi testin sonucuna geçelim. En başarılı olan özelliğimizden başlayarak. En başarılı olan özelliğimiz arkadaşlar hızlanma oldu. Hızlanma özelliği 36.8 ortalama puan aldı bu Hızlanma özelliği yüksek olan kanat oyuncularımızın oynadığı takım takımımız bir sezonda ortalama 36.8 puan aldı. Takımın attığı gol 41.8, kanat forvetleri 20.8 gol attı toplamda bir sezonda ve 10.8 asist yaptılar. Bu dört 4, istatistiğin 4'ünde birden en başarılı oldu. Ben açıkçası bir takımdaki 11 oyuncu da sahaya çıkıyorsunuz. 11 oyuncunun <laughs> 10 daha doğrusu burada kanat forvetler 2 tane oyuncu. 9 tane oyuncu rakip takımdaki 9 oyuncuyla birebir aynı. 2 tane oyuncunuz da rakip takımdaki oyunculardan sadece birer özellikleri farklı. Ve onlar da aslında oyunun Orol için en önemli olduğunu söylediği özelliklerden birer tanesi rakipte de bir tane özellik yüksek sizin takımınızda da bir tane özellik yüksek böyle bir durumda bir takımın diğerinden çok çok başarılı olmasını beklemezsiniz yani normal de yani çünkü gerçekten hani bir oyuncunun toplamda gizli özellikleriyle birlikte 70 tane özelliği var. 20 üzerinden puanlanan 70 tane özellik var. Siz bu 70 özellikten sadece bir tanesini değiştiriyorsunuz. Ondan 20'ye çıkarıyorsunuz. Rakipte de yine bir tanesini değiştiriyorsunuz. Bir oyuncunun bir özelliğini. 11 oyuncu için toplamda düşünürseniz bunu çünkü takım başarısı değerlendiriyoruz. 770 tane özellik var 11 oyuncu için. Oyunun simüle ettiği 770 özellik var. Sizin takımınızda toplamda iki oyuncuda birer özellik farklı. Rakipte de iki oyuncuda birer özellik farklı. Sizin takımınızdaki 770 özellikten sadece iki tanesi farklı. Rakipte de yine 770'de iki tanesi. Yüzde olarak düşünürseniz hiçbir anlam ifade etmeyen bir yüzde denk geliyor bu. Binde bir buçuk falan gibi bir şey. Evet. Oyunun aslında simüle ettiği şeyi binde bir buçuk değiştiren bir faktörü değiştiriyorsunuz, ama sonuçta ortaya böyle bir şey çıkıyor. Yani hızlanma özelliği ne ne koyduğumuz takım, daha doğrusu oyuncunun oynadığı takım, sezonda ortalama 3.6.8 alıyor, sonraki ikinci takım. 30.4 sonraki 3. takım 25.2 yani birinci ile üçüncü arasında çok ciddi bir fark var çok çok ciddi bir fark var birinci ile ikinci arasında da çok fark var takımın attığı gollerde de yine aynı şekilde farklar var forvetlerin attığı kanat forvetlerin attığı gollerde de çok fark var yani 20.8 gol atmış ondan sonraki en çok gol atan kanatların oynadığı takımdaki kanatlar 14.6 gol atmışlar. Ve asiste de en başarılı <laughs> olmuş. Yani değerlendirmeye aldığım 4 istatistiğin 4'ünde de bu takım en başarılı olmuş ve açık ara en başarılı olmuş. Böyle bir şey çok bana nasıl denir çok mantıklı gelmiyor ama oyun bu rol için demektir ki bu özelliği çok çok önemsiyor. Ben o yüzden size de en azından bunu <laughs> önereceğim. Yani kanat forveti oynatıyorsanız e, hızlanması yüksek mi değil mi? Hızlanması yüksek değil mi? Tamam alma kardeşim. Kanat forveti oynamasın bu adam yani. Bu kadar basit. Hızlanması yüksek değil mi? Aha, tamam bunu al, almayacağız. Hızlanması 10 olan bir kanat forveti takımınıza çok diğer özellikleri çok çok yüksek değilse bence koymaya gerek yok gibi görünüyor bu istatistiğin sonucunda. Hadi ikinci bir özellik hız. Evet hızlanması yüksek değilse zaten büyük ihtimalle hızı da yüksek değildir oyuncunun. İkinci özelliğimiz de hız. Bu hız özelliği yüksek olan takımımızın Ortalama puan sezonluk 30.4 olmuş, takımın attığı golde 37 olmuş. Bu istatistiklerin ikisinde de ikinci sırada olmuşlar. Kanat forvetlerin golü gol katkısı 12.6 gol, 8.8 asist olmuş. Gol katkısı olarak en başarılı ikinci uh, gr oyuncu grubu olmamışlar buradaki kanat oyuncuları çünkü ne bileyim Dribling özelliğine sahip olanlar az da olsa bundan yüksek ya da karar alma özelliğine sahip olanlar az da olsa yüksek e, gol ve asist toplamında bu oyunculardan. Ama toplamda bu, oyuncunun, oyna, bu oyuncuların oynadığı takım diğerlerinden ciddi oranda başarılı olmuş görünene göre. Hani bu özellik hızlanma kadar önemli Değilmiş gibi. Yani en azından o kadar büyük fark yaratmamış. Ama yine de ciddi oranda başarıyı etkilemiş. Bu net yani. Üçüncü özelliğimiz driplink olmuş. Driplink ama ilk iki kadar, ilk ikideki puan farkı kadar diğerlerinden puan farkı olarak ayrılmış. Zaten bunu net olarak görüyoruz. Yani 25.2 puan almış dribbling özelliği yüksek olan takımımızın oynadığı, oyuncularımızın oynadığı takım. Takımın golü 32.8. Bu kanat forvetlerimizin sezondaki ortalama gol toplamları da 14.6. Bu oyuncular ciddi oranda gol katkısı vermişler. Yani kendilerinin attığı gol olarak ikinci sırayı almışlar. Üçüncü sırayı da karar almalar almış. Zaten takım olarak da dördüncü olmuşlar en çok gol katkısı veren oyunculardan bir tanesi de bu oyuncular oldu. Karar alması yüksek olan oyuncular oldu. Bunu bahsetmiştim. Normalde kanat forvetler için normalde kanat forvetler için bu özellik önemli değil gibi görünüyor. Şöyle tekrar bakalım. Kanat forvet hücum rolü için bu özellik hiç önemli değilmiş gibi görünüyor. Bakıyorsunuz. Bir sürü özellik var önemli olan. İşte yeşille gösterilen bir 8 tane özellik var. Sarıyla gösterilen yine 7 tane özellik var. 15 tane toplamda önemli özellik var. Bu özellik önemli değilmiş gibi görünüyor. Oyuna göre en azından. Ama burada yaptığımız teste göre ve benim dediğim yani testin sonuçlarını paylaşmadan önce anlattığım şeyden dolayı eee bu özellik aslen önemli bir özellik. Ve burada da görüyoruz zaten. Tamam belki bir hızlanma kadar etkilemiyor oyuncunun başarısını ya da işte belki başka özellikler kadar etkilemiyordur diyeceğim ama çoğu kadar etkiliyor en önemli hızlanmadan sonraki en önemli özelliklerden bir tanesiymiş gibi görünüyor en azından bu teste göre oyunda antrenörleriniz ya da gözlemcileriniz bu özelliği kanat forvet için bu özelliği dikkate almayacaklardır. Ama bence siz oraya bir oyuncu ekliyorsanız sırf bu nedenden ötürü bile bu özelliğini de bir dikkate alın derim ben. Şey Açıdan ben çok uzmanı falan değilim ama gördüğüm kadarıyla öyle. Sonraki önemli özellikler işte çeviklik, bitiricilik, topsuz alan. Yine bunlar orta derece önemli özellikler gibi görünüyor. Bitiricilik rolüne sahip olan oyuncular toplamda en çok golü atan dördüncü özelliğe sahip oldular. Hızlanma, dripling ve karar almadan sonra en fazla asisti yapan hızlanma özelliğine sahip oyunculardı. Sonra teknik, sonra hız ve sonra da karar alma. Diğerleri daha böyle altılardalar. Bunlar 8-7.6'a düşüyor. Ve en başarısız iki özelliğimize geçelim. Burada ön sezi ve ilk kontrol en başarısız olan özellikler oldu. Hem toplam gol katkısında hem takımlarının aldığı puanlara baktığımızda diğerlerinden başarısızlar özellikle ilk kontrol özelliği ne sahip olan oyuncular toplamda sezonda 10.2 gol, 4.6 asistle oynadı. Takımları toplamda 18.9 puan aldı. Yani hızlanma özelliğine sahip takımın neredeyse sezonda yarısı kadar. Halbuki oyun bize ne diyor? Bu iki özellik e, birbiriyle eşit yani en azından bu rol için birbiriyle eşit öneme sahipmiş gibi görüyorsunuz oyunun arayüzüne baktığınızda. Ama sanki pek öyle değil gibi. Zaten oyuncuların da gol katkısı ve işte 20.8 e, hızlanma özelliğine sahip kanat forvetleri 20.8 gol atarken bunlar 10.2 gol atmış hızlanma özellikli kanatlar 10.8 asist yaparken bunlar 4.6 yapmış. Yarısından bile az gol katkısı toplamda. Ön sezi özelliğine sahip oyuncular da yine en az asisti yapan özelliğe sahip oyuncular oldu. Gol kat attıkları gol de düşük. Bu özellik aslında biraz böyle golü koklama özelliği. Ama ekstra herhangi bir teknik, fiziksel ya da zihinsel özelliği yoksa ön sezisi yüksek olan bir oyuncunun yani sonuçta evet iyi gol pozisyonuna girer ön sezisi yüksek olan oyuncu. Ama bu özellik gol pozisyonu değerlendirme konusunda bir ekstra artıya sahip olması gerekir. Bu da işte ne bileyim soğukkanlılık olabilir ya da bitiricilik olabilir ya da teknik olabilir. Yani şunlar birlikte olursa ya da bitiricilik artı ön sezi olursa ya da işte soğukkanlılık da bunlara dahil olursa evet ön sezisi yüksek olan bir oyuncu asist sayısını arttırmaz. Çok fazla ama gol sayısını arttırır. Ama bunlar yüksek değilse ön sezisi yüksek olan bir oyuncu size bol bol gol pozisyonuna giren ama bol bol <laughs> Gol kaçıran bir adama dönüşür. Yani Çok gol pozisyonuna girdiği için evet çok da gol atabilir. Ama aynı zamanda çok gol kaçırır. Aynı şey topsuz alanda iyi olan oyuncu için de geçerli. Bunlar kanattan içeriye çok iyi girip kendini unutturup boş pozisyon bulabilen oyuncu özelliğidir bu ikisi. Ama bunların efektif olarak kullanılabilmesi için bu oyuncuların ekstra özelliklere ihtiyacı var. Burada biz ekstra bir özellik vermediğimiz için bu adamlara bu özelliklerini başarılı olarak kullanamadılar. En yani azından bence bunlara dediğim gibi bunlar biraz yardımcı roller, yardımcı özellikler. Ekstra başka şeylere ihtiyaçları var bu özelliklerini aktif olarak kullanabilmeleri için. Burada beni biraz hayal kırıklığına uğratan rol teknik özellik teknik olduğu teknik özelliğe sahip olan oyuncular aslında gol katkısında çok başarılılar ama takımları çok başarılı olamadı. Bilmiyorum niye. Aslen en çok asisti yapan ikinci oyuncu ikinci oyuncu grubu oldu teknik oyuncular en çok gol atan oyunculardan da bir tanesi. Beşinci sıradalar orada daha, fena değil. Ama toplam puanda biraz geride kaldılar. Açıkçası biraz daha şuralarda falan olmasını bekliyordum bu takımın. Öyle olmadı. Karar alma beni mutlu etti diyebilirim. En azından kendi açımdan. Evet ben <laughs> buraya doğru bakıyormuşum gibi düşündüm. Şu üç özellik hızlanma hız ve dribbling ve hatta çevikliği de oraya ekleyelim. Bu dört tanesi karar almayı çıkarın üstteki ilk beşten dört tanesi bu oyuncuların kanattan önlerindeki oyuncuyu rahat bir şekilde geçebilmesini sağlıyorlar. Daha çabuk, daha fazla tripling, daha fazla çalım atabilmelerini sağlıyor. Bunlar bu yüzden önemli. Karar almada gerçekten oyuncunun doğru kararı almasını sağlıyor. Bu özellik de aslında karar almada diğerleriyle birlikte birleşirse işte ne bileyim bitiricilikle, soğukkanlılıkla ya da pas yeteneğiyle, teknikle birleşirse karar alma çok çok daha efektif bir özelliğe dönüşür. Onu da söyleyeyim bu arada. Diğer dört özellik dediğim gibi oyuncuların dribling yapmasını, oyuncuları, rakip oyuncuları geçmesini ve bu oyuncuların çok fazla pozisyon yaratabilmesini sağlıyorlar. Ve bu hem asiste hem gole hem gol pozisyonuna dönüşüyor. Ve sonuçta da başarıya götürüyor diyebiliriz. Evet sanırım bu testimizin sonucu da o kadar olsun. Bence güzel bir test sonucu oldu. Yine her zamanki gibi hızlanma ve hız birçok <laughs> yaptığımız daha önceki testlerde olduğu gibi hızlanma ve hız bu oyunda galiba en önemli özellikler diyebiliyoruz. Pozisyondan bağımsız gibi bir şey sanki bu. Evet. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Ben şimdilik size iyi günler diliyorum. Sonrasında görüşürüz.